Merhaba, ben Barış Muslu. Beyin Dedektifine hoş geldiniz. Bazen geçmişinizdeki tek bir olayı değiştirerek bütün beyninizi ve bütün hayatınızı değiştirebilirsiniz. Bugün burada uzman klinik psikoloğumuz Seda Nur Çelik hanımefendi stüdyomuzda. Ayrıca bize başvuran Semra Ünsal hanımefendi ile onun hayatını, yaşadıklarını konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Sami resmen kaza geçirmiş. Sami resmen kaza geçirmiş. Gitmemiz lazım. Gitmemiz bir lazım. An önce oraya ulaşmamız lazım. Ben o kadar suçluyum ki. Daha çok konuşmalıydım onunla. Daha çok görüşmeliydim. Belki o an gidemedim ama arayabilirdim. En azından daha çok telefonla konuşabilirdim. Kendimi ona borçlu hissediyorum. Sanki vicdan azabı gibi. Bana hakkını helal etmeniz. Semra, kendinizden biraz bahsedebilir misiniz ve neden buradasın, neden bize başvurdunuz? Ben İzmir'den geldim. İki çocuk annesiyim. Tiroid hastasıyım. Genetik olduğunu düşünüyorum. Yani ailemin birçok ferdinde var. Annem, kardeşlerim, teyzelerim hepsinde vardı. Ama benimkisi onlara nazaran biraz daha farklı sanki. Beni boğuyor. Çünkü onlardaki etkiler bendeki gibi değil. Yani bende aşırı sinir yapıyor. İşte derimde dökülme yapıyor, saçlarımda dökülme yapıyor, tırnaklarımda kırılma yapıyor. Ses tonum değişiyor. Video kayıtlarından, ses kayıtlarından bakıyorum ve geçenlerde kızım da söyledi. Anne, sesin o zamanla bu zaman arası çok farklı dedi. Yani beni ve metabolizmamı çok değiştirdi. Karakterim değişti. Aslında öyle de diyebilirim. Daha sinirliyim. Çok çabuk acıksam doyduktan sonra bile el titremelerim geçmiyor. Mesela ellerim titriyor. Ve doyuyorum. Aradan bir zaman geçiyor ama ellerimdeki titreme geçmiyor. Aslında iyi su içiyorum. 2 litreye yakın su içiyorum. Ama yaz kış derimdeki kuruma bitmiyor. Sürekli pul pul dökülmelerim oluyor. Aslında yoğun saçlı bir insanım. Çok yoğun saçlı bir insanım. Hani kuaförlerim de çok söylerdi. Ama şu an çok basite indi yani. Aşırı zayıfladı. Yani günlük bir avuç saçım dökülüyor diyebilirim. Bundan hem kendim muzdaribim hem çevrem muzdarip artık yani. Biraz öyle olmuş tabii. Sürekli patlıyorsanız. Aynen. Bize aynen. Patlamazsınız diye düşünüyorum. Yok, estağfurullah hocam. Bu arada tedavilerinizi alıyorsunuz zaten. Evet, ben ameliyat oldum. 2010'da ameliyat oldum. Ameliyattan sonra işte o zamanki doktorum bir parça bırakmıştı ki hani düşük dozda da olsa ilaç alayım. Ama belki ileriki zamanlarda almamam gerekebilir diye. Ama o kalan bir parça nodül benim dişi olduğu için üremişti. Sık sık kontrollerde olduğum için de üreyen nodüllerimin yine hipotiroid olarak çalışmadığını söylediler. Çünkü düzenli kan tahlili ve muayenelerimi oldum ben. Ve şu an mesela yüzlük ilaç kullanıyorum. Yükseltemiyorum çünkü kalpte de çarpıntı yapıyor. Hani onun yüksek dozu. Düşüremiyorum. Zaten metabolizmam çok yavaş çalışıyor. Düşüğü daha da yavaşlatacaktı beni. Şu an bu durumdayım. Yani hem nodüllerim duruyor ameliyat olduğum halde. Hem hala ilaç alıyorum ve ömür boyu almak zorundayım. Buna da bir çare bulamıyorum yani. Bu arada ruh sağlığınız da biraz tabii öfkeli ve cesur ve öfkeli diyelim. Sedacığım, senin sormak istediğim sorular varsa. Ne kadar zamandır yaşıyorsunuz yani? Ne zaman teşhis aldınız? Ben tahminimce 2005 diye düşünürüm. Evet, 2005'ti. Çünkü yani o yazı ben kötü geçirdim biraz. Vefatlar, hastalıklar, kayıplar. Biraz o süreçten bize bahsedebilir misiniz? O dönem benim için sıkıntılı ve üzücü bir zamanlardı. Yani işte hastalıklardan, kayıplardan çok kötü zamanlar geçirdik o dönem. Yani insan hatırlamak istemiyor aslında. 2004'ten belki de başladı, 2005'e kadar olan zaman. Bizim için çok yorucu ve yıpratıcıydı. Hani aile olarak hepimizi çok yıprattı. Babamın hastalığı, dayımın ani vefatı,
O dönem çocuklarım ufaktı, çok çabuk hasta oluyorlardı. Hepsi birbirini tetikledi galiba. Size şey soracağım, dayınızın vefatının haberini nasıl aldınız? Birkaç gün önce konuştuğumuzda gayet iyiydi. Hiçbir şey yoktu zaten, bir hastalıktan da ölmedi. Bizi aradığında hani hem anneme hem bana, ben sizi çok özledim, çıkın gelin dedi. Çünkü o Samsun'da oturuyordu o zaman. Biz İzmir'deydik. Mesafe çok uzundu. İşte dediğim gibi o sıra benim çocuklarım da biraz hava değişiminden dolayı rahatsız, ateşli böyle, keyifsiz. Dedim ki ben şu an gelemem. Annem de aynısını söyledi. Hani onun çocukları çok hasta. Şu an bir şey yapamayız dedi. 2-3 gün sonra onun trafik kazası geçirdiği haberini aldık. Ama hani aslında olay yerinde o anda ölmüş. Ama bize onun ağır yaralı olduğunu, yani gelmemiz gerektiğini söylediler. Tabii yol çok uzun, mesafe çok uzun. Hani bir 5 dakikada apar topar arabaları doluşup, belki 10 araba mı bilemiyorum yani, o yol bitmedi zaten. O kadar stresli bir yolculuk yaptım ki, Ankara'ya geldiğimizde dedim ki ya beni indirin. Ben uçakla gideceğim çünkü kalan yolu gözüm almıyor artık. Hani çünkü bir umut vardı onun iyileşebilme, iyi umut olabilme. Umut dediniz ya, ben bunu bu arada insanlar yanlış anlıyorlar. Umut bazen en büyük düşmanımız, biliyor musunuz sevgili seyirciler? Umut bazen gerçekten yanlış yerde umut acıyı arttırıyor. Ben derim ki mesela, örnek vereyim, aşk acısının en büyük düşmanı umuttur. Ya da bazen kabul edilmesi gereken bir şeyin aslında ona umut verilmesiyle çok daha büyüdüğünü görebiliyoruz. Yani diyelim ki burada size baştan vefat etti deseler ki doğrusu o, yani gerçeği olan o. Onlar sizi oraya getirtmek için ama çok da üzmemek için kendi kafalarına göre demişler ki ağır yaralı, ama sizin orada bir 10-15 saatlik bir yolculuğunuz var ve onu o şekilde yaptıkları zaman umudunuz var. Yani ve umut neyi getiriyor? Mücadeleyi getiriyor. Kabul etmiyorsun. Diyorsun ki daha hızlı olmalıyım, daha hızlı olmalıyım, daha hızlı olmalıyım. Yani dayımı ya da o kişiyi kaybedebiliriz. Acaba yaşadı mı, yaşamadı mı? Yani bir gün o kadar mücadelede, o kadar büyük bir savaş kaça giriyor ki, savaş kaç, mücadele. Yani hemen hızlı gitmeliyim, daha hızlı gitmeliyim, daha hızlı gitmeliyim. Aslında evet. Bir insanı travmaya sokmanın yegane yolu, yani yok yere, yanlış yere umut vermektir. Ben yani özellikle aşk acısı çekenler için de bununla ilgili yazmışlığım vardır. Aşk acısının en bariz düşmanı umuttur. Eğer umut edersen ki dönecek ya da o beni seviyor vesaire, hayatını yok yere hiç alakasız bir insan için harcayabilirsin. Çünkü beni seviyor diye. Ama ne zaman kabul edersin, yok yani bu sefer kaybettik, o zaman aşk acısı birkaç güne, birkaç haftaya geçebilir. O yüzden sevgili seyirciler, yani umutu ne zaman besleyeceğimizi iyi bilmeliyiz. Umut bazen yanlış yere bütün hayatını harcamaya bile sebep olabilir. Yani o çok akıl haklısınız. O akıl önemli. İnsanlar umutun her zaman iyi bir şey olduğunu zannediyorlar ama her şeyi akılla yapmak gerekiyor. Sizin aslında burada umudunuz size travmayı 15 saat boyunca kabul etmeden o dirençle, o mücadeleyle yaşatmış. Allah göstermesin hiçbir şekilde, tabii ki böyle bir şeyi kimse yaşamak istemez ama kabul bazen, yani insan ne zaman kabul etmesi gerektiğini bilmeli. Bir söz vardır, bu arada çok güzel bir sözdür, bunu söyleyeyim. Allah'ım bana kabul etmem gerekenleri edebilmem için sabır, mücadele edebileceklerimle mücadele etmek için cesaret, ama ikisinin arasındaki farkı bilebilmek için akıl ver. Yani kabul etmek için sabır, mücadele için cesaret, ama ikisinin arasındaki farkı bilmek için bana akıl ver. Neyse, bu arada bunu söylemek istedim çünkü önemli bir durum. Yok, çok haklısınız Barış Bey. Çünkü bize direkt denseydik ki evet kaza geçirdi ve biz onu kaybettik. Biz zaten
kaybı bilerek yola çıkacaktık dediğiniz gibi. Ama bizde o umut vardı ve ben o umudu artık sanki böyle öyle bir sıkı sarılmışım ki hani yolda bitmeyince değil mi artık ben yani Ankara'da ineceğim ve uçakla gideceğim. Gerçi Ankara'dan oraya 4-5 saat kalmış oluyor. Konvoy zaten asla durmuyor. Hani bir yerde ne çay için duruyorsunuz ne su için. Sadece benzin için duruyorsunuz. Yani o kadar bitmeyen, tükenmeyen bir yolculuktu benim için. Ve aklımdaki en kötü yolculuktu. Yani mücadeleyle kabul arasındaki fark ne biliyor musunuz? Zaman. Evet. Mücadelede zaman kriteri var. Daha çabuk olmalıyım. Evet. Daha çabuk olmalıyım. Yetişmem gereken bir durum var. Hemen daha çabuk olmalıyım. Kabulde ise yapabilecek bir şey yok. Alışalım. Burada bir zaman, bir çabuk panik falan olmuyor. Yani insanlar o yüzden dediğim gibi bazen umut büyük düşmanımız. Bu arada öfke dediniz. Evet. Böyle öfkenizi burada değil göstermeyin ama nasıl olduğuyla ilgili biraz yani neler yaptınız çocuklarınız zaman yani öfke patlaması nasıldı bir anlatabilir misiniz? Yani şiddet uygulamıyorum tabii kimseye de. Ama bir anda kalp kırabiliyorum. Yani şu an mesela kardeşlerim çok sık uyarır oldu beni. Bir sorunun iki defa sorulmasına patlayabiliyorum. Peki öfkenizi nasıl gösteriyorsunuz? Yüksek ses. Peki tekrar bu arada aynı soruyu tekrar sorayım diye bir şey yaptım. Öfkenizi nasıl gösteriyorsunuz? Yaşamak istemezsiniz. Peki tekrar sorayım. Öfkenizi nasıl gösteriyorsunuz? Cevap vermeyeceğim. Yani gerçekten çok geriliyorum. Yani o benim istem dışı aslında. Yani o anda onu yapmak istemiyorum. Kimseyi kırmak istemiyorum. Ama bir şey söylüyorum anlamıyor mesela. Veya yap diyorum yapmıyor karşı taraf. Yapmıyor da değil. Hani erteliyor. O da beni çok öfkelendirebiliyor. O yüzden hani nasıl diyeyim size. Bir anlık benimkisi. Bir anlık. Çabuk da barışabilen bir tip de değilim. Oo. Evet. Çabuk da barışamıyorum. Şey tekrar dayınıza, bu dayınızla ilgili olarak bence özellikle olayın oluş şekli biraz zor olmuş. Aslında size 15 saatlik bir çok zor bir durum yaşatmışlar. Şu anla baktığınız zaman size acı veriyor mu? Hayatta olmaması tabii ki beni çok üzüyor. Bu arada açık konuşalım, sizde çok ciddi bir suçluluk duygusu olma ihtimali var. Sen ne dersin? Tabii. Şu anlamda gelemeyiz demişsiniz. Evet. Evet, ben bunu çok sorguladım. Keşke gitseydim diye çok söyledim. Bu olay ne zaman yaşandı? 2005 mi dediniz? 2004 galiba. Evet, galiba 2004. Tamam. Ve aslında tiroidden bir sene önce diyorsunuz. Evet. Kendi ölümünüzle de aslında yüzleşiyorsunuz farkında olmadan. Bir şekilde orada hem kendinizle yüzleşme sonrasında hani ben şimdi ben ne yapacağım? Aslında birazcık soru bununla da ilişkili oluyor. Desteksiz kalmış hissetmiş olabilirsiniz. Suçluluk konusu bence ciddi suçluluk hissediyorsunuz. Sizin suçunuz yok yanlış anlamayın. Yok yok ama doğrusunuz hocam hissediyorum gerçekten. Hani keşke gitseydim, keşke onu kırmasaydım. Onu canlıyken görseydim, onunla zaman geçirseydim. Belki yani de ölmesine, belki de gitseydim yani. Başka şeyler yapardık ve trafik kazasını engellerdik. Yani insan çünkü şöyle bir şey var, kadere yani acaba ölümünü engelleyebilir miydim? Bunun ihtimalini düşünüyor muydunuz? Bilemiyorum yani. O zaman öyle şey değildir. Öyle bir düşman yok aslında. Hani kabul ediyorum takdir-i ilahi. Hadi o kadar ama. O güzel bir şey çünkü. Şu an için kabul ediyorum, o zaman ettim mi onu bilemiyorum işte. Bu arada şey güzeldir. Ben işte biraz kendi kitabımın reklamını yapıyor gibi oluyorum ama gecikmeli teslimiyet. Bir travmayı yaşamanın sebebi travma anındaki güvenmeme duygusudur. Yani teslim olamamaktır. Aslında güvensen yaşadığın şeye yani her şey yani ben gerekeni yaptım. Her şey sonunda olması gerektiğine ulaşır dediğin zaman beyin savaşı veya da kaçı azaltıyor çünkü diyor ki yani gerekeni zaten yapıyorum. Orada duygu azalıp da insan daha akışa girdiğinden dolayı o travma anında beyni çok daha az hasar görüyor. O teslimiyet durumundan dolayı. Bunu bir atıyorum bir din olarak bir şey olarak söylemiyorum. Herkesin dini inancı kendinin ama akışta olmak ve güvenmek
travma anındaki o kabul, ben zaten gerekeni yapıyorum demek, savaşı ve kaçı ve böylece verilen alarmın düzeyini azaltıyor. Sen de bunu çok görmüşsün. Hatta kitabın ismini gecikmeli teslimiyet koymamız ana sebebi de bu. Biz aslında geçmişte yaşadığımız olaylara teslim olamadığımız için, çünkü o anda akışta kalamadık ve aman Allah'ım daha çabuk olmalıyım, duramam, işte şöyle son defa görmeliyim ya da bir şekilde o mücadele sırasında yaşadığımız o hezeyanla beraber büyük bir travma yaşıyoruz. Aslında orada kabul de olsaydık bu azalacaktı. Şimdi ne yapıyoruz? Travma çözmek aslında senin çalışmalarında bizim en çok kullandığımız kelime nedir? Evet, yani bir şekilde travmayı çözüyor olmak. Ama kelime olarak bence mesela biz çok, sen de hak vereceksin, teslim olmaktan çok bahsederiz ya. Evet. Travmaya teslim olmak, yani aslında olayı kabul etmek, teslim olduğun zaman zaten geçmişte kaldı deyip alarmı azaltıyorsun. Buradaki umut kabulün önüne geçmiş gibi görünüyor. Çünkü o kadar böyle hani umut ederek gidiyor ki bir şeyler olacak, belki iyi görecek. Gittiğinde belki de kabullenemedi. Evet, hiç kabullenemedik. Okey. Hiç kabullenemedik yani. Cenazeyi birebir gözümüzle görmüş olsak da hiç kabullenemedik. Ama ben çok ağlamıştım orada. Yani ben zannettim ki içimi boşalttım. Galiba boşaltamamışım. Orada öfke duydunuz, yani annenize örneğin. Yok. Yani bunun haberini neden vermedin? Yok aslında, yani o dönem onların hani durumun ağır demesi de mantıklıydı. Çünkü benim annem de rahatsız, kalp hastasıydı. Annemle vefat eden dayım arasında da çok yakın bir ilişki vardı. Hani onlar iki kardeşti ama onlar da çok bağlıydılar birbirine. Yani rahmetli dayımla. Hani annem için çocuklarından birini kaybetmek kadar acı geldi ona. Bir anda söyleselerdi annem için de çok yıkıcı olabilirdi. Yani o an kızamadık, düşünemedik, bilmiyorum hocam. 17 sene önce, yani hiç beklemediğiniz, bu arada siz de neredeyse yaşıt sayılır, 76'lı mısınız? Evet. Ben 75'liyim. Ama yani o zaman kendimi koydum yerine, böyle 28 yaşındaki bir yaşadığınız olay bence hayatınızdaki dönüm noktalarından biri olması ihtimali çok yüksek. Bence kilit olaylardan bir tanesi bu. Evet. Hatta belki de en kilit olabilir, çünkü belki de hayatınızdaki en büyük, en beklenmedik, en biraz da suçluk hissettiğiniz olaylardan bir tanesi. Belki de en fazla olanı. O yüzden bence Seda, olayı, yani üzerinde çalışmamız gereken olayı aslında tespit ettik gibi. Evet. Sen de aynı şeyi düşünüyorsun değil mi? Evet, yani hani size de soralım. Sanki o an, orada belki kalbi ilk öğrendiğiniz an, yani ne hissettirdi size orası, orada olmak? Hiç. Yani elinden bir şey gelmiyor yani o an. Çaresizlik. Çaresizlik, yokluk. Dehşetli bir keder yani. Sedacığım, bence sen kilit çalışacağımız olayı buldun zaten. Bence o zaman çalışma başlayabilir. Güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. O zaman efendim çözüm odasına alacağım sizi. Perdeler açılsın. Efendim, şimdi uzman klinik psikologumuz Seda Nur Hanım, Semra Hanım çözüm odasına aldı. Biraz önce bahsettiğimiz o çok acı olayı beraber yaşayacaklar ve bu 15-20 saat içerisinde Semra Hanım'ın bence beyninde sıkışan çok yoğun bir duygu var. Bir çaresizlik, bir suçluluk. Onu biraz deşarj etmeye çalışacaklar. Bakalım nasıl yapacaklar bunu. Efendim, başlayabiliriz. Dilerseniz gözlerinizi kapatın. Başlayalım. Şimdi o sürece biraz gitmeye çalışalım. Artık şimdi ve burada değilsiniz. Bedeninizi, ruhunuzu o anlara götürün. Oradasınız. Kendinizi oraya götürün. Artık burada değilsiniz. Neredesiniz? Kaç yaşındasınız? Kimler var etrafınızda? Annemin evindeyim aslında şu an.
annemlerdeyim daha doğrusu. Annemler var, kardeşlerim, çocuklarım. Yaz tatili. Biraz çocuklarım yine hasta, hava değişimi. Ne oluyor orada? Aslında hava çok sıcak ama benim çocuklarım çok ateşli. Çünkü hava değişiminden dolayı oğlum da kızım da çok ateşleniyorlar. Çok yüksek ateş oluyor onlarda. O yüzden onların hastalığın vermiş olduğu bir sıkıntı var ama hava çok güzel. Hani onlarla o sıra bir şey yapamıyorum, bir aktivite yapamıyorum. Ev kalabalık. Çünkü ben geldim diye diğer kız kardeşim de yanımda. Ötekini hatırlayamıyorum. O an orada mı? Değil mi bilmiyorum yani. Annemdeyiz. Dayınızın kaza haberini mi aldınız? O ana biraz daha gitmeye çalışalım. Belki o haberi almadan birkaç dakika öncesi. Evet. Evet, dayımın kaza haberini diğer dayım verdi. Dedi ki... Neredeydi? Yanınızda mıydı? Telefonla mı ulaştı? Yok, telefonu açtı. Galiba ilk önce annemle konuştu. Annem çok idrak edemedi, şoka girmişti. Daha sonra tek tek herhalde hepimiz konuştuk. Ne demek istiyor diye. Dayınız size ne söylüyor? Dayım, diğer dayım Sami'nin kaza yaptığını, durumunun ağır olduğunu, gelmemiz gerektiğini söylüyor. Ne hissettiniz orada? Yani onunla biz işte birkaç gün önce konuşmuştuk aslında. İyiydi. Ama sanki böyle özlemiş gibi, kendi gelemediği için sıkılmış gibi. Çünkü anneme net olarak ben buradan çok sıkıldım, gelin dedi. Annem beni bahane etmedi aslında. Gerçek oydu yani. Semra geldi ama çocukları çok hasta. Hani onunla bırakıp gelemem. Onun çocukları iyileşmeden onunla da gelemem dedi. Aslında o bizi çağırmıştı. Biz gidemedik. Şimdi biraz benim dediklerimi tekrar etmenizi isteyeceğim. Şu an gitmemiz lazım. Evet, şu an gitmemiz lazım. Gidemedik, artık gitmemiz lazım. Gidemedik, artık gitmemiz lazım. Resmen kaza geçirmiş. Gitmemiz lazım. Bir an önce oraya ulaşmamız lazım. Ya ciddi bir şeyse? Ne ciddi bir şeyse? Korkuyorum. Korkuyorum. Sami'ye bir şey olmasından korkuyorum. Gitmemiz lazım. Gitmemiz lazım. Hemen apar topar oraya ulaşmamız lazım. Hemen apar topar oraya ulaşmak lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Ama resmen elimiz kolumuz bağlandı. Oraya ulaşmaya çalışıyoruz. Gitmeye çalışıyoruz. Öyle sıkışmış hissediyorum ki. Resmen gidemiyorum. Evet, resmen gidemiyorum. Kalamıyorum. Yerimde duramıyorum. Gitmem lazım. Zaten gidemedim. Sami beni çağırmıştı. Bizi çağırmıştı. Sanki son kez bizi görmek istiyordu. Yapamadık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Öyle sıkışmış hissediyorum ki. Çözüm bulamıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Kendimi o kadar güçsüz hissediyorum ki.
kendimi o kadar suçluyorum ki. Kendimi o kadar suçluyorum ki. Dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Kabullenemiyorum. Kabullenemiyorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bizi bırakıp gitmene inanamıyorum. Bizi bırakıp gitmene inanamıyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Şimdi ben ne yapacağım? Senin yokluğunda resmen desteksiz kaldım. Senin yokluğunda resmen desteksiz kaldım. Sen benim arkadaşımdın. Sen benim arkadaşımdın. Gözlerinin içine bakıyorum. Gözlerinin içine bakıyorum. Sen daha çok gençtin. Sen daha çok gençtin. Çocukların vardı. Çocuklarım vardı. Sen bunu hak etmedin. Sen bunu hak etmedin. Tamam, çocuklarım hastaydı. Tamam, çocuklarım hastaydı. Annem rahatsızdı. Annem rahatsızdı. Gidemedim. Gidemedim. Ama bu bir bahane olmamalıydı. Bu bir bahane olmamalıydı. Keşke son kez görebilseydim. Keşke son kez görebilseydim. Ama yapamadım. Yapamadım. Göremedim. Göremedim. Bana eve git dediler. Bana eve git dediler. Hastaneye gitmedim. Hastaneye gitmedim. Kendime o kadar çok kızıyorum ki. Evet, kendime o kadar çok kızıyorum. Ben niye hastaneye gitmedim? Ben neden hastaneye gitmedim? Kendinize olan kızgınlıklarınızı söyleyin. Daha çok konuşmalıydım onunla. Daha çok görüşmeliydim. Belki o an gidemedim ama arayabilirdim. En azından daha çok telefonla konuşabilirdim. Kendimi ona borçlu hissediyorum. Sanki vicdan azabı gibi. Onunla konuşun. Sami gözlerinin içine bakıyorum. Sami gözlerinin içine bakıyorum. Senden af diliyorum. Senden af diliyorum. Bana hakkını helal etmeni istiyorum. Bana hakkını helal etmeni istiyorum. Konuşun onunla. Duygularınızı söyleyin. Çok isterdim hayatta olmasını. Onunla konuşun. Hayatta olmanı çok isterdim. Hayatta olmanı çok isterdim. Burada yanımda olmanı. Yanımda olmanı. Benimle olmanı. Hiç olmamış gibi yaşamayı çok isterdim. Vicdan azaplarım var. Ayıramadığım zaman için. Ayıramadığım vakit için. Vicdan azabım var. Ondan özür dilerim. Senden özür diliyorum. Senden özür dilerim. Yanında olamadığım her an için senden özür diliyorum. Yanında olamadığım her an için senden özür dilerim. Gözlerinin içine bakıyorum. Gözlerinin içine bakıyorum. O masum halini görüyorum. O masum halini görüyorum. Ne kadar acı çektiğini görüyorum. Ne kadar acı çektiğini görüyorum. Arkanda bıraktığım o küçücük çocuğu görüyorum. Arkanda bıraktım o küçük çocuğu görüyorum. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak? Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi biz ne yapacağız? Sensiz nasıl bir zaman geçireceğiz? Sensiz nasıl bir zaman geçireceğiz? Bunu hak etmedin. Bunu hak etmedin. Sen bunu hak etmedin. Sen bunu hak etmedin. Ben kendime öyle çok kızıyorum ki. Ben kendime öyle çok kızıyorum. O kadar çok suçlu hissediyorum ki. O kadar çok suçlu hissediyorum ki. En çok da yanında olamadığım zamanlar için. En çok da yanında olamadığım zamanlar için. Kendinize başka nelere kızıyorsunuz? Onunla konuşun, söyleyin. Kendinize olan öfkenizi ona söyleyin. Durmayabilirdim, gelebilirdim. Engel olamazdım belki ama yanında olabilirdim. Belki o an yanında olabilirdim. Belki kaza anında da yanında olabilirdim. Çünkü o biz olmadan çok bir yere gitmezdi. Biz olmadan çok bir şey yapmazdı. Muhtemelen o gün de birlikte olabilirdik. O gün de beraber bir şey yapabiliyor olabilirdik. Belki o gün yanında olabilirdim. Belki engel olabilirdim. Belki engel olabilirdim.
Semra Hanım oldukça rahatladı, uyuyabilir burada. Onlar çalışmalarına devam edecekler efendim. Olayın başka yanları da olabilir. Ama hayatında bence çok güzelliklere sebep olacağını düşünüyorum. Efendim şimdilik ara veriyoruz. Ve bir sonraki konuğumuz yine farklı bir hikayeyle, farklı bir yaşanmışlıkla burada olacak. Birazdan görüşmek üzere. Efendim Beyin Dedektifi devam ediyor. Şu an stüdyomuzda yepyeni bir konuğumuz var. Dilek Hanım, Dilek Sincar bizimle. Babaannem benim yanımda öldü. Ben 7-8 yaşlarındaydım. Kendimi suçluyorum çünkü engel olamadım. Öylece öldüme hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey söyleyemedim. Vedalaşamadım. Babaannemin son ellerimi tuttu. Yine kızım de. Yine kızım de. Yine sev beni. Babaanne, seni çok seviyorum. Efendim, Dilek Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş buldum. Bize neden başvurdunuz? Biraz kendinizden bahseder misiniz kısaca? Tabii ki, Dilek benim ismim. 45 yaşındayım. İki tane çocuğum var. Eğitim sektöründe çalışıyordum. Bir süredir yapmıyorum mesleğimi. Başvuru sebebime gelince sedef rahatsızlığı. Yaklaşık 20 yıl önce başlayan, artık kronikleşen, dönem dönem de çok ciddi ataklara sebep olan bir hastalık. Bunun için buradayım. Sedef rahatsızlığı aslında yani genelde doktorların işi. Siz diyorsunuz ki bu olayın aslında yaşadıklarımla ilgisi mi olabilir böyle bir? Tabii, aslında bakarsanız ilk başladığı andan itibaren çok çok fazla sayıda, hatta hem yurt içinde hem yurt dışında birçok doktora da görüştüm. Ama hepsinin söylemi şu ki aslında sedefin kalıcı bir tedavisi yok. Sadece semptomları azaltan bir takım kremler, merhemler vesaire kullandı. Hiçbir şekilde de geçmedi aslında bakarsanız. İlk başladığında çok azdı, birkaç nokta şeklindeydi. Dolayısıyla çok hayatımı etkilemedi. O şekilde kaldı. Ama sonra da hayatımın belli dönemlerinde böyle güçlü ataklar halinde olmaya başladı. Şu anda onlardan bir tanesini yaşıyorum aslında. Ebru Hanım, bize aslında bir sık sık böyle cilt hastalıklarıyla ilgili ve bunun beyninde başladığını düşünen insanlar geliyor. Ve birçok insanda çok enteresan, güzel sonuçlar alındığını biliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne olabilir bu? Tabii ki cilt rahatsızlıklarında genelde biz cilt rahatsızlığı çıkmadan öncesindeki ayrılıp ya da kayıp travmalarına baktığımızda egzamaları ya da cilt rahatsızlıklarında hafifliklerin ya da geçtiğini gözlemliyoruz. Böyle danışanlarımız da çok fazla oldu. Egzaması için başvurup ellerinin içindeki egzama, babası ölürken ellerini tutamadığı için travma bunu çalışınca ellerinin içindeki egzama geçti. O yüzden sedef de genelde daha çok bizim yaşadığımız travmalar ya da psikolojik sebeplerden dolayı kaynaklı olabiliyor. Aslına bakarsanız, çok özür dilerim sözünüzü kesiyorum ama benim bir yakınım bu yöntemle tedavi oldu. Daha çok benim bunu araştırmama ve belki de burada olmama sebep olan faktörlerden bir tanesi o diyebilirim. Kendisine ne çözüldü kendisinde? Onun lohusalık döneminde başlayan bir şey vardı. Lohusalık döneminde başlayan bir sedef rahatsızlığı vardı. O da tabii bir sürü doktorlar vesaire her türlü yöntemde denendi ama yine bu sizin yönteminizde bunu atlattığını söyledi bana yıllar önce. O da hep benim aklımın bir köşesindeydi. Dolayısıyla da acaba bunun kaynağı bunlar olabilir mi düşüncesi bana oradan ulaştı. Vallahi bunu denemekten ve görmekten başka bir çaremiz yok. Evet. İddia etmek kolay ama yani sonuç alabilecek miyiz bir bakalım. Ama yani öncelikle sizin aslında hayatınızdaki kilit noktalara bakacağız. Bizim sedef rahatsızlığı ya da cilt hastalıkları dermatologların işi, onların yapması gereken. Ama biz beyinden bir şekilde bir yani ufak bir noktayı değiştirip beynin bunu tetiklemesini bir şekilde engelleyebilecek miyiz? Onu bakalım. Bu olay anladığım kadarıyla kaç sene önce başladı? 20 yıl önce başladı. 20 yıl önce başladı. Evet. O zaman demek ki yani eğer böyle bir durum varsa bunun başlangıcı daha 20-25 yıl yaş falan gibi. Ebru Hanım'ın da söylediği gibi. Daha çok ayrılık olabilir de ayrılmak istemek de olabilir. Siz de şunu sorayım. Hayatınızın en kötü anı ne zaman?
Hayatımın en kötü anı aslında genel olarak baktığımda çok zor ve stresli bir hayatım olmadı. Bu arada onu da hani anlatayım. Çünkü mesela Sedef'le ilgili gittiğim her doktorun bana söylediği şey stresin bunu çok arttırdığı zor hayat koşulları mesela. Benim öyle bir hayatım olmadı. Tabii illaki küçük küçük şeyler var ama düşündüğümde çok çok zorlandığım çocukluğuma dair 2-3 tane anım var. Mesela? Çok kötü dediğim. Bir tanesi babaannemin kaybı var. Babaannem benim yanımda öldü. Ben 7-8 yaşlarındaydım. Yani çok da severdim bu arada ama rahatsızdı ve hani ölüm döşeğine yatırılmış. Tabii ki o dönemde çocukları vesaire uzaklaştırmayı düşünmedikleri için ortamdan bayağı başında oturduk ve ölmesini bekledik. Ve ben tam olarak ölüm anını gördüm. Yani başının düşmesini, ağzının kenarından bir kan gelmesini şahit oldum. Çok severdim de. Sanırım en kötü anılarımdan bir tanesi bu. Burada merak ettim. Sedef hangi dirseğinizde başladı? İkisinde de. Aynı anda evet, başladı. Evet, ikisinde de aynı anda başladı. Babaannenize nasıl bakıyordunuz? Yani vefat anında. Ne hangi bölgenizdeydi yani? Sağınız, solunuz falan. Yerde uzan, şu hatırlamaya çalışıyorum. Yerde uzandığını hatırlıyorum ve ben kendisinin sol tarafındaydım. Sol tarafında oturmuştum yerde, yer yatağında ve ben de yerde oturuyordum. Evet. Şimdi babaannenizin kayıp travması, büyük bir kayıp travması, yani büyük bir kayıp. Özellikle seviyorsanız, yani sizin için değeri olan birisi gibi gözüküyor. Yani sadece akrabalık önemli değil. Bir yandan da direkt bir olaya şahit olmanız bence çok kilit bir olay yapar. Bununla beraber başka, diyelim ki hayatınızda hiç yaşamak, keşke yaşamasaydım dediğiniz başka bir an var mı? Böyle illa kayıp olmasına gerek yok, her şey olabilir. Çok netlik, yani çocukluğuma gittiğimde hatırladığım en kötü anılarımdan bir tanesi annemle yaşadığımız bir diyalog. Ben yine böyle 5,5-6 yaşlarındayım, yatağı ıslatmışım. Annem çarşafları toparlıyor bir yandan ve bir yandan bana kızıyor tabii, çok bağırıyor. Ve orada işte kurduğu iki cümlem var, beni hani şu anda bile hatırladığımda çok derinden etkileyen. O çocuk aklımda nasıl algıladığımı bilmiyorum ama senden nefret ediyorum, bıktım artık senden gibi söyleme oldu anneme ve onu hiç unutmadım. Hala da aklıma geliyor. Kızıyor musunuz? Aslında kızmıyorum ya da bilinçli olarak kızmıyorum. Annemle ilişkim işte hep çok iyiydi. Ya annemle ilişkim ondan sonrasında şu anda yani çok şükür her zaman çok çok iyi bir ilişkimiz oldu. Sevgide gördüğümü düşünüyorum ama o an benden aklında, gitmiyor. Akıllı devam kaldı. Edelim. Genelde hep söylüyorum efendim, size de söylüyorum. Beyin zaten mutlu anları da çok iyi hatırlamaz, biliyor musunuz? Beyin en çok kötü anları hatırlar. Çünkü mutlu anların hatırlanmak amacıyla bir faydası yok. Neden? Çünkü mutlu anlar bize bir tehlike teşkil etmiyorlar. O yüzden beynimiz daha çok kötü anları özellikle hatıra olarak hatırlar. Çok güçlü duygularla yaşanırlarsa. Çünkü kötü anlarda biyolojik olarak bir tehlike vardır. Tehlikeden seni koruyabilmek için özellikle zor anlarda beyin hızlı bir şekilde kapasite arttırır. Hatta derler ya, böyle kamyonla karşı karşıya geldiğim zaman böyle abi hayatımın karelerinde böyle birer birer gördüm sanki sinemada gibi, böyle zaman var mıydı orada birkaç saniyede bunları görebilir misin? Neden derseniz, öyle bir kayıt alıyor ki o anla. Çünkü hayat memat meselesi kapasite arttırıyor, beyin hızlanıyor ve onu çok iyi kaydediyor. O yüzden genelde böyle çok güzel anılarımız o kadar çok bizim üzerimize büyük bir etki yapmaz. Ama kötü, net bir anımız çok kısa da olsa beynimizde çok büyük bir net etki yapar. Sebebi de beynimizin aslında bu tehlikelerden biyolojik ve ilkel bir şekilde bizi korumaya çalışması. Bunu da söyleyeyim. O yüzden neden hep kötü olayları konuşuyoruz? Çünkü kendimizi depresyona sokmak istediğimizden değil. Bu sadece çünkü aslında bizim beynimizi kötü anlamda kilitleyen olaylar işte o hatırlamak istemediğimiz ama ne yazık ki beynimize çok yoğun bir şekilde duygusal yer teşkil eden o olaylar. O yüzden soruyoruz efendim. Başka böyle hatırladığınız? Bir tane daha hatırladığım bir anım var. O da bir pazarda kaybolduğumu hatırlıyorum annemle beraber. Ama kendimi çok suçladığımı biliyorum o konuda. Neden? Çünkü şöyle, kendimce bir oyun oynuyordum. Yine 6-7 yaşlarındayım. Annemle birlikte pazarda dolaşıyoruz. Arkasından yürüyorum. Ve bir oyun geliştirdim kendimce. İşte annem ilerliyor, ben duruyorum. Ona kadar sayıyorum. Annemin gözden kaybolmasını bekliyorum. Sonra kaybolunca o kalabalığın arasında koşup onu yakalıyorum. Hani yanına gidiyorum tekrar oynuyorum. O eğleniyorum o sırada aslında. Annemi kaybediyorum, buluyorum ve sonra bulamadım. Bir anda çok paniklediğimi hatırlıyorum, ağladığımı hatırlıyorum. Ondan sonrası yok.
yine 7 yaşlarında falandım. Ama ondan sonrasını hatırlamıyorum o süreci. Sonrasında annem bana anlattı. Hani sadece oraya kadar var bende, gerisi yok. Gerisi de şöyle gelişiyor. Ben ağlayınca pazarcılar etrafıma toplanıyorlar. Bir tanesi alıyor beni, karakola götürüyor. Karakola giderken de babaannemle, işte o kaybettiğim babaannemle yolda karşılaşıyorlar. Küçük bir semtte yaşıyoruz, Edirne'de. Babaannem de panikliyor. Benim torunum senin yanında ne işi var, sen kimsin, nereye götürüyorsun falan diye. O da diyor ki buldum ve karakola götürüyorum. Babaannem beni alıyor ve kurtarıyor. Sevgili Ebru, çok aslında basit bir olay gibi gözüküyor ama sen ne diyorsun? Bir travma olabilir mi? Tabii ki kaybolma travmasından dolayı bir anda ben artık annemi babamı bulamıyorum. Onlar nerede? Bu büyük bir travma yaratmış olabilir. Bir yandan da orada babaannenin kurtarıcı rolü. Daha sonrasında babaannenin kaybı. Bunlar da daha da etkili olmaya başlıyor. Dilek Hanım, biraz önce iki çocuğunuz olduğunu söylediniz. Devam ediyor musunuz eşinizle yoksa ne? Yok, hayır. Yaklaşık 12-13 yıl önce ayrıldık eşimle. O dostane bir ayrılık oldu bizimkisi. Halen yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Yani o süreci iyi yönettik diye düşünüyorum. Ama bu sedef ataklarından en büyüğü şu ana kadar yaşadığım, yani şuradan başlayıp parmaklarımın ucuna kadar sedefli olduğum bir dönem oldu. Eski eşimle ilgili bir olaydan sonra gerçekleşti. Kötü bir olay mı, iyi bir olay mı? Benim için kötü, duygusal olarak kötü bir olay. Yani şöyle ki, biz çok dostane ayrıldık ve ilişkimiz hep anne baba olduğumuz için çok güzel bir şekilde devam etti. Hatta belki biraz da onun ötesinde arkadaş gibi devam etti, dostça devam etti. Bir dönem, buna yaklaşık 3 sene önce hayatına giren hanımlardan bir tanesi benimle görüşmesini yasakladı eski eşimi. Biz normalde her gün mutlaka konuşuruz. Çok sık, haftada birkaç gün bir araya geliriz. İstemedi, eski eşine görüşemezsin gibi bir kural koydu. Eşim de o dönemde yani onu kabul etti. Sonrasında tabii çocuklarla arası bozuldu. Çünkü çocuklar hiç böyle bir düzene alışık olmadıkları için babaya tepki gösterdiler. Yani hani nasıl annemle görüşmezsin, öyle bir şey olabilir mi gibi. Ve ben bir sabah uyandığımda yani böyle boynumdan ayaklarımın ucuna kadar komple sedefle kaplanmıştı vücudum. Faciaydı. Ya zaten hep derler ya, stresle çok tetiklenir diye. Gerçi ben onu biraz şey gibi düşünürüm. Olan bir ateşe atılan yeni bir gaz ya. Ateşin, yani oradaki ateşin gerçek sebebi değil. Hı hı. Ama onu şiddetlendiren yeni bir gaz ya diye bakarım. Aynı şeyi görüyoruz. Burada enteresan bir şekilde o da bir ayrılık travması gibi. Muhtemelen, çünkü o dönemde aslında ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, kendisi benim hayatımda hep sırtımı yasladığım, çocukların babası, güvende hissettiğim, aslında güvenli alanlarımdan bir tanesiydi eşim. Dolayısıyla da hani öyle. Peki, bir... boşandığınızda arttı mı sedefiniz? Hayır, boşandığımda arttı. Boşanma kararını siz mi verdiniz? Çoğunlukla ben, evet. Yani birlikte almıştık karar ama. Neden boşandınız? Şimdi biraz mahrem bir konu ama. Yok, çok mahrem değil, çünkü kötü bir şekilde boşanmadık. Biz sadece sevgimiz, aşkımız bitti. Yani birbirimize olan duygumuz, yerine başka şeyleri. İyi arkadaşsınız. Dostluğa bıraktı. Dostluk olarak hala öyleyiz. Yani bugün buraya gelirken bile ilk aradığım insandı. Yani iyi bir dostluk var aramızda, o devam etti ama o karı koca ilişkisini yürütecek aşk kalmadığı için boşandık. Dolayısıyla boşanma sonrası yaşamadım böyle bir şeyi. Aslında boşandığınızda geri göreceğinizi biliyordunuz, hayatından tabii, çıkmayacağını biliyordunuz. Tabii tabii, çocuklar olduğu için hep hayatımın bir parçası olacaktı doğal olarak. Ama diğer olayda tamamen hayatınızdan çıkıyordu artık, o tabii. Yüzden sedef atağı geldi. Muhtemelen hem benim hayatımdan çıkıyordu, ondan ziyade çocuklarıyla ilişkisi bozuldu. Çünkü çocuklar da tepki gösterdiler vesaire. Ama tabii sonra o durum düzeldi neyse ki, yani eşim o gerçeği gördü. Zaten o ilişkisi yürümedi vesaire gibi. Biz tekrar eski düzenimize döndük. Bu arada siz anladığım kadarıyla gayet mutlu, huzurlu. Yani, çok şükür, evet. Yani aslında o zaman biz bu yayını kapatıyoruz efendim buraya kadar. Ama şimdi tabii normalde yaşam tarzı olarak tamam pozitifim, çok zor bir hayatım olmadı, her şey çok güzel. Ama sonuçta bu kadar şeyin içerisinde hala nasıl bir sedef atağı geçiriyorum? Mesela onu anlamlandıramıyorum. En son Ekim gibi başladı ve şu anda hani yaz olsaydı eminim çok büyük bir sıkıntılı olacaktım. Şu an göremiyorsunuz tabii, bacaklarımda, sırtımda vesairede lezyonlar var. Dolayısıyla da aslında tabii yaşam konforunu düşüren bir şey. Görünürde mi huzur bir adım. Birçok dermatoloğun bunun aslında yaşanan bir olay ya da stresle ilgili olduğuyla ilgili çok da beyanı vardır. Belki dediğim gibi yaşadığınız bir olayında bunun aslında ana ateşi olması gibi söz konusu olabilir. Genelde istersen sen burada anlat. Genelde bunun travmatik olayları... Genelde
Tabii ki şu an cilt hastalıkları uzmanlarına, dermatologlara da gittiğinizde mesela vücudunuzu tamamen bir anda kurdeşenler kapladığında sen neden, neye bu kadar üzüldün de bu hale geldin diyorlar. Tabii. Aslında şu an tıp bile cilt hastalıklarını bir tık daha, evet travma varsa travmadan kaynaklı oluyor ama travma yoksa travmadan kaynaklı olmuyor. O durumda bizim yapabileceğimiz bir şey olmuyor ama sizin bu sedefinizin iki tane atağı, ilk başlangıç atağı olarak bahsettiğiniz babaannenizin vefatı ve bir çocuk için ölü bedeni, ölüm can çekişini şahit oluyorsunuz. Çok zordu, evet. Evet, ne kadar ölümü bilmeseniz de oradaki gerginliğe, her şeyin farkındasınız. Bu birinci atağınız aslında olabilir. Bir bakılabilinir. Diğeri de artık tetikleyici olarak eşinizin artık hayatınızdan boşandığınızda olmamasının sebebi, eşiniz hayatınızdan çıkmayacak. Dostaneliği bitmeyecek. Şu anda da hayatınızdan çıktı ama hayatınızda var. O yüzden ekstra bir şey yaşamıyorsunuz. Ama bir tamamen yine yurt dışına gitti ya da bir yere gitti yok, yine gelebilir atak. Bir başka atakta kuzenim kaybında yaşadım ben. Bir kuzenimi kaybettim. Yaklaşık 6 yıl kadar önce. Teşekkür ederim. Çok da severdim. Çok iyi bir ilişkimiz. Onu ani bir şekilde kaybettik. Ondan sonra da tekrar hani bütün vücudum kaplandı. Hep bir olay üzerine oldu aslında. Evet. Şey soracağım. Anlatırım. 20 yaşından önce yaşadığınız böyle 18, 19, 17 yaşında yaşadığınız hayatınızın en kötü ve olmasa da o dönemin en kötü olayları nedir? O yaşlar civarında mı? 17, 18, 19. Yani bu olaydan, yani bu sedef çıkmasına 2-3 sene önce. Aslında üniversite için İstanbul'a geldim ben. O dönem Tekirdağ'da yaşıyordum ailemle beraber. İstanbul'a geldiğimde benim için çok büyük bir travma olmadı ama babam için çok ciddi bir travma oldu. Yani çok yakın bir mesafeden buraya gelip beni işte İstanbul'a bıraktıktan sonra günlerce ağladı, her telefonda ağladı ve ben her hafta sonu gitmek zorunda kaldım. Suçluluk hissettiniz mi orada? Suçluluk değil ama yani onu üzmemek için çok çok çaba sarf ettim. Mesela her hafta sonu, her cuma babamı görmeye, annemi babamı görmeye gittim. Her pazar tekrar İstanbul'a döndüm. Çok yorucu, hafta sonu bir şeyler hiçbir zaman plan yapamadım. Peki ergenlik? 14, 15, 16. Ergenlik döneminde. O dönemin aşkları da böyle, evet, daha biliyorsunuz ki yoğun olur. Liseli aşkı. Aşk yaşarsınız. Hı-hı. Dilek seni seviyor. Evet. Ayrılıkları da daha yoğun geçer. Yani lise dönemindeki aşklarıma baktığımda böyle çok üzen bir şey yaşamadım açıkçası. Genelde hep böyle şey, ilişkiyi bitiren taraftım. Ama üniversite hayatında ilk geldiğimde İstanbul'a bence çok büyük bir aşk yaşadım ve terk edildim. Belki de hayatımın ilk terk edildiği şeydi. Bu arada o zaman 18-19 yaş o. Tabii. Önceydi. Üniversiteye başladığım yıl aslında. O zaman, yani insanlar genelde 17-18 yaşında üniversiteye başlarlar. Evet. Ve siz terk edilmişsiniz. Bu nasıl, ne travması, ne konusu ne bunun? Yani kaybetmek belki de yani. Kaybetmek işte. Kaybetmek. Sizi çok mu üzdü bu? Çok üzdü, evet. Çok üzdü o dönem. Ne oldu? Bir anlatsanız o ilişkiyi. Yani şu an çok ayrı bir noktaya geldik. Yani şöyle, belki ilk defa aşık oldum, bilmiyorum yani o yaşlar. Daha öncesi yok çünkü, daha flört gibiydi daha önceleri. Benden yaşça biraz da büyük birisiydi. İstanbul'da tanıştık ve çok güzel gidiyordu ilişki vesaire. Ama ben o zamanlar ilişki yürütecek şeyde, bilinçte birisi de değildim açıkçası böyle. Çok zorladım yani hakikaten beni terk etmesi için. Yani şu anki aklımda düşündüm de çok bile dayanmış diyorum. İşte 1,5 sene kadar herhalde birlikte olduk. Bir sevgililik hayatı yaşadık. Hatta belki de ilk sevgilim diyebilirim gerçek anlamda. Sonrasında da bir tatile gittik birlikte. O tatil sonrası beni terk etti. Çok üzüldüm. Aslında siz terk etmesi için zorladınız. Evet. Ama o siz yani bir yandan da terk ettiği için de çok üzüldünüz. Aslında terk etmesi için zorlamadım. Yani davranışlarımı şu anda öyle anlamlandırıyorum. Ha. Yani çok dayanılmaz kaprisler yaptım. Ha. Çok inanılmaz zorluk çıkarttım vesaire. Çok çalkantılı bir şeydi. O da tabii yaş olarak daha büyük ve olgun olduğu için artık onun içinde kalmak istemedi. Aynen öyle. O ilişkinin içinde kalmak istemedi ama çok üzüldüm yani. Peki o dönem. Siz yani şimdi hiç bize başvururken bunlardan hiç bahsetmemişsiniz. Bu şu an bunu düşündüğünüz zaman bunu böyle büyük, acılı bir olay olarak sizi bayağı üzdü mü zamanında? Üzdü. Üzdü, evet. Açık konuşmak gerekirse bu zamanlama olarak bu işte yani bu bahsettiğimiz
malum sorundan 2-3 sene ya da birkaç sene önce doğru. olması bunu biraz daha konuyla ilgili yapabilir diye düşünüyorum. Sizin hayatınızda anladığım kadarıyla hep böyle bir kayıp var. Evet. Yani konuştuğumuz her şey kayıp. Siz bir kayıp. Yani boşanma da bir kayıp bu arada. Yani sevdiğim birisini bir şekilde artık tam da hayatında elde edememek gibi. Yani kayıp ediyorsun. Anladığım kadarıyla bir kaybolma. Belli bir süre anne babanıza, annenize ulaşamama. Evet. Baba annesinin kaybı. Sevgili kaybı. 18-19 yaşında. Evet. Üzerine de boşanma, kuzeninizin vefatı, evet. üzerine de eski eşinizin sizle zorlamayla görüşememiz. Evet. Başka bir şey yok, hepsi kaybı. Yani evet, zaten aradığımız... Çok kaybetmişim ve farkında değilmişim galiba bugüne kadar. Başka da bir şey durmuyor. Şu an anlıyorum, evet. Ama yani Allah'a şükür herkes o... Birisi dışında hepsi hayatta diye algılıyorum. Evet. Değil mi? Kuzeninizi kaybettiniz evet, sadece. Evet, tek kuzenim. Babaanne zaten evet, Ebru Hanım, siz ne diyorsunuz? Yani bu kayıp travmaları da artık vücutta belli semptomlar, ataklar vermeye başlıyor. Aslında travmamızı biraz daha belirlemiş de olduk burada. Çünkü sizin bu vücudunuzdaki atakların çıkmadan 2 yıl öncesinde ilk defa aşık oldum dediğiniz birinin bir anda hayatınızdan gitmesi. Ve o dönemki aşklarda tahmin edersiniz ki daha da yoğun duygular, daha da... Efendim bence 2 tane çok enteresan olay bulduk. Çözüm odasına gidebiliriz. Bence artık perdeler açılabilir efendim, perdeler açılsın. Efendim biraz sonra yine çözüm odasında sevgili Ebru, klinik psikolog Ebru Hanım orada Dilek Hanım'la 2 tane olaya gidecek. Bence ilk önce gideceği olay muhtemelen bu hiç aklına bile gelmeyen üniversitedeki o kısa dönem olan o ama hayatın ilk aşkı, erkek arkadaşı. Bakalım orada eğer büyük bir duygu çıkmaz ise bir babaanneye de yolculuk yapabilirler diye düşünüyorum zaman kalırsa. Ama zaten çalışmalarına ofiste devam edecekler. Burada bir mucize dokunuş kolay değil. Zaten beraber çalışıyor olacaklar. Efendim başlayabiliriz. 7 yaşındaki Dileksiniz, 7 yaşındaki saçlarınız, 7 yaşındaki kıyafetiniz, 7 yaşındaki nefesinizdesiniz. O günkü oradaki nefesinizdesiniz. Burada değilsiniz. Şu an neredesiniz? Şu an babaannemin yanındayım. Babaanneniz nerede? Yer yatağında yatıyor. Gösterin bana nerenizde? Yerde uzanıyor ve ben onun sol tarafındayım sanırım evet. Ben de yerde oturuyorum, izliyorum. Gece mi gündüz mü? Gece. Hava sıcak mı, soğuk mu? Hatırlamıyorum. Hissettiğinizi söyleyin. Şu an oradasınız. Babaanneniz sıcak. Nerede? Yerde, uzanıyor. Sonra, kendi evinde. Sonra ne oluyor? Etrafta insanlar var ve öleceğini söylüyorlar. Öleceğini bekliyorlar. Ben de oturmuş bekliyorum, bakıyorum sadece yüzüne. Sırt üstü uzanmış. Yukarıya doğru bakıyor ve ben yanında oturuyorum. Sonra ne oluyor? Sonra başı yana düşüyor. Öldüğü an başı yana düşüyor ve dudağının kenarından bir kan sızıyor. Söyledi. Aşağı doğru akıyor. Şu an resmen babaannem öldü. Babaannemin yanından kan damladı. Babaannem artık yok. Şu an resmen babaannem öldü. Babaanne uyan. Babaanne lütfen gözlerini aç. Aman Allah'ım resmen babaannem öldü. Ne yapacağımı bilmiyorum. Resmen babaannemi kaybettim. Babaannemin yanağından kan damlıyor. Babaannemin başı yana düştü.
babaannemin başı yana düştü. Şu an resmen babaannemin başı yana düştü. Babaanne aç gözlerini. Babaanne seni çok seviyorum. Ben daha çok küçüğüm. Babaanne lütfen aç gözlerini. Babaanne gitme, seni çok seviyorum. Aman Allah'ım, resmen babaannemi kaybettim. Babaanne lütfen beni bırakma. Aman Allah'ım, resmen babaannemi kaybettim. Babaanne lütfen ellerimi tut. Yine kızım de. Yine sev beni. Aman Allah'ım, babaannem yok artık. Babaannem ellerimi tutmuyor. Babaannem artık gözlerini açmıyor. Babaannemin başı yana düştü. Allah'ım, çok korkuyorum. Babaannem öldü. Resmen babaannem gözlerimin önünde öldü. Babaannem benim. Canım babaannem benim. Canım lütfen aç gözlerini. Daha çok erken. Ben çok küçüğüm. Babaanne sana ihtiyacım var. Beni kim sevecek senin gibi? Kim okşayacak? Kimse okşamayacak babaannen, kalk. Babaanne kalk. Aman Allah'ım, babaannem kalkmıyor. Ne yapacağım, ne yapacağımı bilmiyorum. Seni çok seviyorum. Ne olur aç gözlerini. Babaannem açmıyor gözlerini. Ellerimle tutamadım babaannemi. Babaannemi kurtaramadım. Babaanne. Şu an karşımdasın. Gözlerinin içine bakıyorum. Gözlerinin içine baktığımda o acıyı görebiliyorum. O can çekişini görebiliyorum. Babaanne ben çok küçüktüm. Seni kurtaramadım. Hiçbir şey yapamadım. Ellerimle tutamadım seni. Özür dilerim babaanne. Gözlerimin önünde can verdin, hiçbir şey yapamadım. Babaanne. Seni çok seviyorum. Kendimi suçluyorum çünkü. Devam edin. Babaannenizle konuşun. Mantıklı tarafınızı bırakın, sadece onunla konuşun. Kendimi suçluyorum çünkü engel olamadım. Çünkü gitmene izin verdim. Öylece öldüme hiçbir şey yapamadım. Hiçbir şey söyleyemedim. Vedalaşamadım. Sadece öldüm. Gözümün önünde. Ağzından sudan kan gördüm. Keşke daha çok birlikte olsaydık. Keşke daha çok zaman geçirseydik. Keşke büyüseydim. Ben de sana bakabilseydim. Ben de senin için bir şeyler yapabilseydim. Keşke. O görüntün yıllar geçti, gözümün önünden gitmiyor babaanne. O görüntü yıllar geçti ama gözümün önünden hiç gitmiyor. O kansız ışığı gözümün önünden gitmiyor. Efendim, Ebru Hanım'la Dilek Hanım çok güzel bir çalışma yaptılar ve ta 7 yaşındaki aslında basit gözüken bir babaanne kaybında onu görmeye, ona şahit olmaya çalıştılar. Bayağı da duyguya girdi. Bakalım hayatında ne tür değişiklikler olacak? Onlar çalışmaya devam edecekler. Her zaman söylediğim gibi efendim, ya sevdiğin hayatı yaşa ya da yaşadığın hayatı sev. Geçmiş belki böyle değişmeyebilir ama en azından geleceği sevdiğin bir hayatla değiştirebilirsin ya da şu anki hayatını severek değiştirebilirsin. Efendim, Beyin Dedektifi gelecek hafta devam edecek. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.